Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir battaniye modeli çalışmak istiyorum. Her iki yönüyle kullanılabilen çok güzel ve kolay bir çalışma olacak. Şöyle görelim. İpinizi isterseniz düz renkli, isterseniz badik, ebruili, benekli iplerle örebilirsiniz. Ne ile çalışmak istiyorsanız. Zincirimizi tek ya da çift ya da katlı olmasına gerek yok. Ölçümüz ne ise eğer battaniye öreceksek 1 metreye 1 metre ya da 90'a 90 olarak örebiliriz. O yüzden önce zincirimizi çekelim. Zincirimizin üzerine modelimizi kurarak devam edelim. Eğer ipimiz kalın ise ipimize uygun da tığımızın tercihiyle çok güzel örgülere ulaşalım. Benim ipim biraz kalın o yüzden 3 milimetrelik tığımı kullanıyorum. Evet zincirimizi çekerek hemen başlayalım. Zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 tane zincirimi çektim. 20 zincir üzerine modelimizi çalışalım. 1, 2, 3. Üçüncü zincir içerisine girerek batıyorum. Ve bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir sonrakine. Zincirimizin tamamını sık iğne olarak örüyorum. Son zincirimize varana kadar birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. En son zincirimize de batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. İkinci sıramıza geçmek için hazırız. Şöyle bakalım. Bir iki tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Kendi dibine battım. Daha sonra yanındakine ve diğer bütün sık iğnelerimizin her birine birer tane batarak örüyorum. İki sıra zincir üzerine sık iğnemizi örüyoruz. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi örerek geldim. En son bakınız döndüğümüz yere de bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve tamamlıyorum. Üçüncü sıramıza bir, iki, üç tane zincirimi çekerek başlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şu yandaki bakınız dibine değil, değil yanındaki şuradaki aynı yere battığımız için Şuradaki bulunan yere dibine değil yanına batıyorum. Başını doladığım ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir altına batıyorum. Çekiyorum. Ve sadece kapatıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki sık iğnemin içerisine giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen altındaki sık iğnemden girerek ilmeğimi uzatıyorum. Her ikisini birlikte kapatıyorum zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Öndeki ilk gelen sık iğneme giriyorum. Şu şekilde bakınız yürüttüğümüz ilmeğimiz ve başını doladığım çıktığım ilmeğim 3 oldu hepsiyle birlikte. Tekrar başını doluyorum 4 altındaki bakın şöyle altındaki göze giriyorum 5 toplamda 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğim oluyor içinden geçiyorum tığımın başını doluyorum burada lütfen zincir çekmeyelim hemen öndeki sık iğneme giriyorum uzatıyorum tığımın başını doluyorum bir alta girerek uzatıyorum içinden geçerek kapatıyorum tığımın başını doluyorum uzatıyorum altından girerek uzatıyorum kapatıyorum tığımın başını dolayarak işlemlerimi tekrar ederek sona kadar ilerliyorum Sık iğnemi girdim, uzattım, altından uzatıyorum ve kapatıyorum. Tekrar altından uzatıyorum. Hem üstten hem alttan alarak bu şekilde ilerliyoruz ve şöyle görüntümüz ortaya çıkıyor dolgun dolgun. Her iki yönden de bakınız çok çok güzel görünüm oluyor. Sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son sık iğnemin bulunduğu yerdeyim. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Bu noktaya girerek batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın ikili trabzanımı da bitirdim. Burada da zincirimizle başlamıştık. Evet şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Daha sonra üstte şu şekilde örgülerimizi kapadığımız ilmeklerimiz var. Bakınız buraların altından girerek sık iğnemi örüyorum. Her birinin altından bir defa şöyle tığımı girdiriyorum. Örüyorum. Hepsini bir defa örelim. Giriyorum. sona kadar ilerleyelim. Hiç atlamadan bakın her bir ilmeğimizin altından girelim. Sona kadar örerek geldim sık iğnelerim. En son bakınız zincirimin üzerindeyim. Bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirerek yeniden ikinci sıra sık iğnemi örmek için başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve diğerlerinin arasına girerek birer birer sık iğnelerimi örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Şöyle minik gözlerimiz var. Bakınız bu minik gözlerin bulunduğu noktaya batalım ve ilerleyelim. şöyle görelim en son şu araya giriyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilmeğimi yeniden uzatmaya başlıyorum tığımın başında doluyorum. hemen dibindeki göze giriyorum Bir. doluyorum altından alıyorum içinden geçiyorum sadece zincir çekmiyorum sıradan üstteki sık iğnemin içerisine girdim hemen altından uzatıyorum kapatıyorum bir sonraki uzatıyorum altından alıyorum çekiyorum çok kolay bir altından iki sadece içinden geçiyorum olarak zincir çekmiyoruz. Yumuşacık, güzel bir battaniye olacak. Sona doğru ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Tığımın başını doluyorum. En son sık iğnemin içerisine bir tane tırabzanım örüyorum. 1 2 ikili trabzan olarak örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirip hemen dibine batıyorum. Ve biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ediyorum. Şöyle gördüğümüz her bir ilmeğimize batarak birer sık iğne örüyorum. Ve bu sırada birinci sık iğnemi tamamlıyorum. Diğer taraftan dönüp ikinci sık iğnemizi tamamladıktan sonra toplamda Üç işlem yaparak modelimizi tamamlamış olup yeni modellerimizi yani yeni sıramıza geçmiş oluyoruz. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın aşağıdaki trabzanımın dibine batıyorum. sona kadar ilerleyelim. En son sık iğnemin üzerine yeniden batıyorum ve 3 tane zincirimi çekerek dolgularıma Etten başlıyorum. Evet bu işlemlerimizi tekrar ederek modelimizi istediğimiz ölçülere uygun olarak çalışabiliriz. Bir çalışmamı bu şekilde tamamladım. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.